Merhaba arkadaşlarım. Bu videoda konumuz Milli Güvenlik Kurulu. Milli Güvenlik Kurulu'nu, Yüksek Askeri Şura'yı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, şu ana kadar KPSS'den Milli Güvenlik Kurulu'yla ilgili bir hayli soru çıktı. O yüzden dikkat etmenizi öneriyorum. Değerli arkadaşlar, Milli Güvenlik Kurulu ne zaman kurulmuştur diye soru çıkarsa, Milli Güvenlik Kurulu 1961 Anayasası ile kuruldu arkadaşlarım. Yani daha önce MGK diye bir yapı yoktu. Hatta şöyle diyebiliriz. 61'de kuruldu. 1971 ve 73'teki anayasa değişikliğinde MGK ne oldu arkadaşlar? Güçlendi. 61'de kuruldu. 71-73'te güçlendi. Peki Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanlığını kim yapar değerli arkadaşlarım? Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı tabii ki Cumhurbaşkanı'dır. Sınavlarda sürekli çıkar. Peki Cumhurbaşkanı yoksa kim başkanlık edecek? Eğer Cumhurbaşkanı yoksa Cumhurbaşkanı yardımcısı MGK'ya başkanlık yapıyor değerli arkadaşlarım. Tekrar ediyorum. Milli Güvenlik Kurulu 61 Anayasası ile kuruldu. 71-73'te güçlendi. Başkanı Cumhurbaşkanı'dır. Eğer Cumhurbaşkanımız yoksa o zaman Cumhurbaşkanı yardımcısı MGK'ya başkanlık yapıyor. Bir sınavlık soru da şurada arkadaşlar. MGK'nın gündemini kim belirliyor? Kesinlikle Cumhurbaşkanı belirliyor. Peki Cumhurbaşkanı MGK'nın gündemini belirlerken kimlerin önerilerini dikkate alır? Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini belirlerken iki kişinin önerilerini dikkate alıyor. Kimdir bunlar? Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı. Şöyle soru da çıkabilir. Öncüller yapabilirler. Cumhurbaşkanı MGK'nın gündemini belirlerken kimleri dikkate alır? MİT Başkanı'nı değil arkadaşlar. Dikkat edelim. Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı yardımcısının önerilerini dikkate alıyor. Arkadaşlar, MİT Başkanı ve TBMM Başkanı önerileri dikkate alınmıyor. Dikkat edelim. Peki MGK ne iş yapar? Amacı nedir? Faaliyeti nedir? Kararlarının niteliği nedir? Milli Güvenlik Kurulu milli güvenlik siyaseti ile ilgili kararlar alıyor. Arkadaşlar, çok kolay. Yani ismi milli güvenlik zaten. Milli güvenlik siyaseti ile ilgili kararlar alıyor. Peki Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı bu kararlar bağlayıcı mıdır? Hayır. Nedir arkadaşlar? Tavsiye nitelikli kararlar alır. Milli Güvenlik Kurulu milli güvenlik siyaseti ile ilgili tavsiye kararlar alır ve değerli arkadaşlarım, tavsiye kararlarını kime sunar? Kime sunuyor değerli arkadaşlarım? Cumhurbaşkanına sunuyor. O zaman toparlıyorum. Başkanı Cumhurbaşkanı. Gündemini belirleyen Cumhurbaşkanı arkadaşlarım. Kararlar kime sunuluyor? Cumhurbaşkanına sunuluyor. Ve Milli Güvenlik Kurulu ne kadar bir sürede toplanır? 2 ayda bir. Bu rutin olandır arkadaşlar. 2 ayda bir toplanır ama olağanüstü durumlarda Cumhurbaşkanı istediği zaman MGK'yı toplantıya çağırabilir. Ya da arkadaşlar, olağanüstü bir şey olmasına da gerek yok. Normalde 2 ayda bir toplanır ama Cumhurbaşkanı istediği zaman kurumu toplantıya çağırabiliyor. Ve arkadaşlar, kurumun asli üyeleri vardır. Onlar toplantıya katılırlar. Ama bu toplantıya bazen üye olmayanlar da davet edilebiliyor. Örneğin MİT Başkanı MGK'nın üyesi değildir. Değildir arkadaşlar. Ama ihtiyaç olması durumunda davet edilebiliyor, çağrılabiliyor. Arkadaşlar, Milli Güvenlik Kurulu'nun işlerini Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri düzenler. Koordinasyonu sağlar, toplantı düzeninden sorumludur vesaire vesaire. Peki MGK Genel Sekreterinin teşkilat yapısı ve görevleri neyle belirlenmiştir? Yanlışı söylüyorum, kanunla. Hayır arkadaşlar, yanlış. MGK Genel Sekreterinin bütün detayları neyle düzenlenmiştir? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sorularda çıkar, dikkat edelim. Arkadaşlar, MGK Genel Sekreteri bakın toplantıya ne yapıyor? Katılıyor. Ama şurada kocaman bir ama var. MGK Genel Sekreteri toplantıya katılıyor ama arkadaşlar, üye değildir. Üye olmadığı için de ne yapamaz? Tabii ki oy kullanamaz. Buraya tekrar ediyorum. Genel Sekreterin detayları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleniyor.
Genel sekreter toplantıya katılıyor ama üye olmadığı için ne yapamıyor? Oy kullanamıyor değerli arkadaşlar. İkinci kağıdımızdan devam edelim. Arkadaşlar MGK'nın bütün ayrıntılarını verdik. Kaldı üyeleri. MGK'nın üyeleri kimler? Şöyle ikiye ayırdık daha kolay olsun diye arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu'nun sivil üyeleri ve askeri üyeleri kimlerdir konuşalım. Dilerseniz önce askeri üyelerden başlayalım çünkü çok kolay. Toplam 4 kişidirler. Genelkurmay Başkanımız var. Hava Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanları var. O zaman arkadaşlar, Genelkurmay, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları MGK'nın askeri üyeleridir. Peki kim yok? Bakın şurada arkadaşlar notlar bölümünde Jandarma Genel Komutanı eskiden askeri üyelerde vardı. 2017'de ne oldu arkadaşlar? Çıkartıldı. Dikkat edelim. Sivil üyelerimiz kimler? Arkadaşlarım Cumhurbaşkanı tabii ki olacak. Zaten kurumun başkanıdır. O yoksa kim başkanlık ediyordu? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Dolayısıyla sivil üyeler de var. Yardımcıları. Adalet Bakanı var. Milli Savunma Bakanı var. İçişleri ve Dışişleri Bakanları var. O zaman arkadaşlar MGK'da 6 tane sivil var. Yardımcılarını bir kalemde sayarsak 6 diyebiliriz. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcılar 2. Adalet Bakanı 3. Milli Savunma Bakanı 4. İçişleri Bakanı 5. Dışişleri Bakanı 6. Lütfen dikkat edelim. Hazine ve Maliye Bakanı. Bakın yazıyorum. Hazine ve Maliye Bakanı. Bir de Milli Eğitim Bakanı. Arkadaşlar yazıyorum ve çiziyorum. Onlar MGK'nın üyeleri değil. 6 tane sivil üyesi var. 4 tane askeri üyesi var. Jandarma Genel Komutanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı MGK'ya ne değil arkadaşlar? Üye değildir. Dikkat. Evet notlarımızda 2017'de Jandarma Genel Komutanı üyelikten çıkartıldı dedik. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Sorularda hep burada oyun yapıyorlar. MİT Başkanı ve TBMM Başkanı Milli Güvenlik Kurulu'na ne değildir değerli arkadaşlarım? Üye değildir. Dikkat edelim. Arkadaşlar çok önemli notlarımız, ayrıntılarımız var. Başkomutanlığı kim temsil eder ve kimin adına temsil eder? Savaşta nasıl olur bunu konuşalım. Arkadaşlar herkes şunu bilir. Başkomutan kimdedir? Cumhurbaşkanındadır. Peki Cumhurbaşkanı Başkomutanlığı kimin adına temsil ediyor arkadaşlarım? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Cumhurbaşkanı neyi temsil eder? Başkomutanlığı. Peki bu süreç savaşta nasıl olur? Arkadaşlar savaşta Cumhurbaşkanı adına Genelkurmay Başkanı bu işi yürütür arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Başkomutanımız kimdir? Cumhurbaşkanıdır. Kimin adına başkomutandır? Meclis adına, aman aman millet adına değil. Meclis adına başkomutandır. Savaşta başkomutanlığı Cumhurbaşkanımız adına kim yürütüyor? Genelkurmay Başkanı yürütüyor. Bu bir. İkincisi, Genelkurmay Başkanı arkadaşlar şu an kim ve kaçıncı Genelkurmay Başkanı? Arkadaşlar bakın çiziyorum. 30. Genelkurmay Başkanımız şu an görevde ve kimdir? Yaşar Güler. Arkadaşlar 30. Genelkurmay Başkanımız Yaşar Güler şu anki Genelkurmay Başkanı. Peki kim atadı? Genelkurmay Başkanı'nın atamasını kim yapar? Cumhurbaşkanı yapar. Sınavda çıkar arkadaşlar dikkat edelim. Ve Genelkurmay Başkanları kaç yıl görev yapar? 4. Arkadaşlar bakın şuraya yazıyorum. Genelkurmay Başkanı 4 yıl. Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanı ise 2 yıllığına görev yapar. Lütfen dikkat. Arkadaşlar Genelkurmay Başkanı Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları kime bağlıdır ve kime karşı sorumludur? Harika sınavlık soru olur. Genelkurmay Başkanı Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları değerli arkadaşlarım dikkat edin. Milli Savunma Bakanı'na bağlıdır. Sınavda çıksa emin olun A seçeneği önce Cumhurbaşkanı yazarlar. Sizleri kandırmak için. Hayır Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları kime bağlı değilmiş? Cumhurbaşkanına bağlı değilmiş. Kime bağlıymış arkadaşlar?
Milli Savunma Bakanlığı ve sınavda çıksa Genelkurmay Başkanı kime karşı sorumludur? Kime karşı sorumludur arkadaşlar? Milli Savunma Bakanlığı. Jandarma ve emniyet tekiler kime bağlıdır arkadaşlarım? İçişleri. Bakın şurada çok harika sınavlık sorular var. Jandarma ve Emniyet İçişleri Bakanına, Genelkurmay Hava Kara Deniz Milli Savunma Bakanına bağlıdır. Lütfen dikkat edelim. Arkadaşlar milli güvenliğin sağlanmasından, silahlı kuvvetlerin hazırlanmasından kim kime karşı sorumludur? KPSS'de buradan en az 2-3 tane soru çıktı. Milli güvenliğin sağlanmasından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasından meclisimize karşı kim sorumludur arkadaşlar? Cumhurbaşkanı. Bir kez daha söylüyorum. Milli güvenliği sağlamaktan ve orduyu hazırlamaktan kim sorumlu? Cumhurbaşkanı. Kime karşı sorumlu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Genelkurmay Başkanı kim atar? Cumhurbaşkanı. Ama kime karşı sorumludur ve bağlıdır? Milli Savunma Bakanı kaç yılında görev yapar? 4 yıl değerli arkadaşlarım. Başkomutan kimdir? Cumhurbaşkanıdır. Kimin adına yürütür? Meclis adına yürütür. Yüksek Askeri Şura'dayız değerli arkadaşlar. Yüksek Askeri Şura 1972 yılında kuruldu. Bunu birçok kitapta bulamazsınız değerli arkadaşlar. 1972 yılında kuruldu. Ve kime bağlıdır? Cumhurbaşkanına bağlıdır. Bu neye benzedi? Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanına bağlıdır. Başkanı Cumhurbaşkanı. O zaman Milli Güvenlik Kurulu ve YAŞ Cumhurbaşkanıyla ilişkilidir değerli arkadaşlar. Peki Yüksek Askeri Şura'nın başkanı kimdir? Lütfen şimdi dikkat edin. Normalde MGK'nın başkanı kimdi? Cumhurbaşkanıydı. Oysa YAŞ'ın başkanı kimdir arkadaşlar? Bakın Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Dikkat! Cumhurbaşkanının belirlediği Cumhurbaşkanı yardımcısı YAŞ'ın başkanıdır. Cumhurbaşkanı değil değerli arkadaşlar. Dikkat edelim. Toplantı yılda en az bir kere yapılır. Milli Güvenlik Kurulu 2 ayda bir toplanıyordu. YAŞ yılda en az bir kere toplanır. Ve genelde Ağustos toplantısı oluyor. Arkadaşlar gerektiğinde Cumhurbaşkanı YAŞ'ı toplantıya davet edebiliyor. Tekrar ediyorum. 72'de kuruldu. Cumhurbaşkanına bağlıdır. Başkanı Cumhurbaşkanı değil, Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Yılda en az bir kere Ağustos ayında toplanır. Gerektiğinde Cumhurbaşkanı toplantıya çağırabilir. Kimi arkadaşlar? Yüksek Askeri Şura'yı. Ne iş yapıyor? Askerlerin atama, terfi, emeklilik ve ihraç etme işlem ve kararlarını kim alıyor değerli arkadaşlar? YAŞ alıyor. YAŞ'a dikkat edelim. Ve değerli arkadaşlarım, YAŞ'ın askeri üyeleri ve sivil üyeleri kimler? Arkadaşlar Genelkurmay Başkanı Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları hem MGK'nın hem de YAŞ'ın askeri üyeleriydi. Bu dördü hem MGK'nın hem de YAŞ'ın askeri üyeleriydi. Arkadaşlar YAŞ'ın sivil üyelerinde bakın Cumhurbaşkanı yazmadık. Yok Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı. Bunlar aynı zamanda neredeydi? MGK'daydı. Aynı zamanda neyin üyesidir? YAŞ'ın. Bakın MGK'da olmayan ama yaşta olan iki kişi var. MGK'da yok ama yaşta var. Kim bunlar? Hazine Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, bir de Milli Eğitim Bakanı. Şuraya yazıyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nda yokturlar ama bu ikisi nerede var? Yaşta var. Peki ne zaman yaşa dahil edildiler? 2017'de. Bu arada arkadaşlar son olarak bir şey söylemek istiyorum ve olayı bitirmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, neydi? Yüksek Askeri Şura'nın iki tane kararına yargı yolu kapalıydı. Bu sınavlarda sürekli çıkar arkadaşlar. Yüksek Askeri Şura'nın terfi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe ayırma işlemlerine yargı yolu nedir değerli arkadaşlarım? Kapalıdır. Bir kez daha söylüyorum. Yüksek Askeri Şura'nın terfi ve emeklilik kararlarına mahkemeye götüremiyorsunuz. Yargı yolu nedir değerli arkadaşlar? Yargı yolu tabii ki kapalıdır değerli arkadaşlarım. Ve hızlıca toparlıyorum. Asker üyeler MGK ile aynı. Sivil üyeler bir kısmı MGK ile aynı. Ama Hazine ve Milli Eğitim Bakanları YAŞ'ta var ama MGK'da yok. Ne zaman bu ikisi eklendi YAŞ'a? 2017'de. YAŞ'ın iki işlemlerine yargı yolu kesinlikle kapalıdır.
terfi ve emekliliğe kapalı. Değerli arkadaşlarım, yeni videolarımıza ne işleyeceğiz arkadaşlar? OHAL nasıl ilan edilir değerli arkadaşlarım? Nedenleri nasıl oluyor? Kim uzatıyor? Bunları bir bir konuşacağız ve savaş durumunu konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.